Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçiyor rahmet ayı. Geçiyor bereket ayı. Geçiyor mağfiret ayı. Geliyor cehennemden kurtuluş günleri. Geliyor tövbe istiğfar geceleri. Gece geliyor duaların kabule şayan olduğu geceler. Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Davet Radyo, Davet Radyo ailesi olarak bütün alemi İslam'ın, bütün ümmeti Muhammed'in ve bütün dinleyicilerin Kadir Gecesi'ni en kalbi duygularımıza tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu geceyi hakkıyla idrak eden, hakkıyla ihya eden, bu geceyi tövbe istiğfarla, cevşenle, Kur'an'la, Kur'an'ın tefsiri nurlarla, müteala ile geçirmeyi hepimize ihsan ve ikram eylesin diyoruz. Efendim Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir gün ashabıyla beraber otururken ashabına şöyle buyuruyor. Beni İsrail'den öyle kimseler gelecek ki 80 yıl cihat edecek. Ashabı amellerini düşününce kendi amellerinin az olduğunu idrak ediyor ve o esnada Cebrail aleyhisselam geliyor. Kadir suresinin indiğini Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a bildirir. Ve yine bazı rivayetlerde yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla beraber otururken ashabına öyle kimseler gelecek ki 80 yıl nafile ibadet yapacak diyor. Ve ashabı yine düşünürken Cebrail aleyhisselam Kadir suresinin indiğini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a bildiriyor. Evet böyle mübarek bir gecedeyiz. 80 yıl manevi e, ibadet, manevi hasenat, nafile ibadet yapmış gibi inşallah bu geceyi idrak edersek o feyize mazhar olacağız. Bu gece bazı rivayetlerde yeryüzündeki çakıl taşlarından daha çok melaikenin semavattan yeryüzüne indiğini bildiriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir rahmet ayında, böyle bir mağfiret gecesinde elbette her dakikamızı, her saniyemizi her anımızı Cenab-ı Hak'la baş başa geçirmek lazım. Evet biz Kadir Gecesi özel sohbetimizde bugün Cumali Hocam'la beraber, Cumali Oz Hocam'la beraber ve Mehmet Dönmez Hocam'la beraber hem tebrik mektupları okuyacağız. Hem imani derslerden inşallah okumaya, istifade etmeye, istifade etmeye gayret edeceğiz. İnşallah vaktiniz varsa bu dersleri okuduğumuz yerlerden tekrar etmeniz ve dinlemeniz istirham ediyoruz. Evet önce Mehmet Dönmez hocamdan inşallah bu geceyle alakalı nurlardan tebrik mektuplarını alalım. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazan'ın leyle Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakirtlerindeki sırrı ihlasla tesanüt ve iştirak-ı amal-ı uhrevi düsturuyla her bir sadık şakir o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delil budur ki bu daire içinde 40 bin belki yüz bin halis hakiki müminlerin içinde hakikati leyle kadri elde edecek bir iki on yirmi değil belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavidir. Sırrı ihlasla ve iştirak-ı amal-ı uhrevi düsturunun sırrıyla biz ve siz bu hakikate müteveccihen bu Ramazan-ı Şerif'te her birimiz umumun hesabına ve umum arkadaşları içinde kendini farz edip nunu mütekellimi maal gayr yani daima ecirne irhamne vağfirlene vefikne vehdine Allahley iletel Kadri fi Ramazan Hayrin Fi hakkı min Elfi şehrin gibi kelimelerle na içinde umum kardeşlerini niyet etmektir Ve bilhassa en zayıf olan bu kardeşinizi ağır vazifesinde o hususu niyetle yardım etmektir. Aziz sıddık kardeşlerim Sizin evvela sizin Leley beratınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter amalimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ve böylece bayrama kadar Allahümme cal leylete kadrine fi hazer Ramazan hayran min elfi şehrin lene ve li Nur'u sadiqin duasını etmeye niyet ettik. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hadisi şerifin sırrıyla Ramazan-ı şerifin nısfı ahirinde, hususan aşlı ahirde, hususan tek gecelerde, hususan 27'sinde, 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyla-i Kadir'in ihyasına ve her biriniz Umum nur talebeleriyle beraber hususan bu biçare çok kusurlu hasta zayıf kardeşinizi hissedar etmenizi ve her birinizin dualarınızın binler manevi aminlerin ve her birinizin dualarınızın binler manevi aminlerin teyidiyle dergah-ı ilahide kabul olmasını rahmet-i ilahiden niyaz ediyoruz umum kardeş ve hemşirelerimin mübarek Ramazanlarını ve umum gecelerini, manevi leyle kadirlerini tebrik ile selam ve dua ve dualarını rica ediyoruz. Evvela aziz sıddık kardeşlerim, evvela yarın gece leyle kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o geceye Leyle-i Kadir'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. el elbaki, hul el Said radıyallahu anh. Allah razı olsun. Ebeden daimen. Evet Cumali Hocam iman derse başlamadan çok güzel daika e, layıkat tebrik mektupları okuduk. Dinledik e, Mehmet Hocam'ın dilinden. Bu gece, velev ki bu gece Kadir Gecesi olmasa da umum ümmet o geceye Kadir Gecesi bakması nazarıyla inşallah Cenab-ı Hak o umum ümmetin nazarıyla bu geceyi Kadir Gecesi gibi inşallah, i̇nşallah. amel defterimize hasanatları yazdırır. Buyurun hocam, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü mertebi Nuriye-i Hasbiye. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazyikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda of oflan vazgeçtim oh oh dedim fakat bu gayi hayal ve hedefi ruh ve netice-i fıtratın takuku ancak ve ancak bütün mahlukatın, bütün harekat ve sekanatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen, bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve aciz mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadiri mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet, inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünüp, bu iki noktada yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah istedim. Yine o ayete müracaat ettim. Dedi ki, hasbuna de ki, Naya dikkat edip senin ile beraber lisan hal ve lisan-ı kal ile kimler hasbunayı söylüyorlar dinle emretti. Birden baktım ki hatsiz kuşlar ve kuşçuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaçlıklar dahi benim gibi lisan-ı hal ile hasbunallah ve ni'mel vekil lin manasını yad ediyorlar ve yada getiriyorlar ki bütün şerait-i hayatiyelerini tekeffül eden öyle bir vekiller var ki birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabih çekirdeklerden kuşların yüz bin çeşitlerini ve hayvanların yüz bin tarzlarını, nebatatın yüz bin nevini, ağaçların yüz bin sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı, farikalı bir surette gözümüz önünde, hususan her baharda gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş bir dairede gayet çoklukla halk eder, yapar. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları vahdetini ve hadiyetini bize gösterir. Ve böyle hadsiz mucizatı ibraz eden bir fiil-i rububiyete ve bir tasarruf-ı hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Sonra hasbunadeki nada bulunan eneye yani nefsime baktım. Gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış, mucizane yapmış, Kulağımı açıp gözümü takmış, kafama öyle bir dima, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde ittihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın Nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Evet, Allah razı olsun. İnşallah baştan gelelim hocam. Hasbunallahu ve nimel vekil okuyorduk. Şu ağlardan dördüncü şu an. Hakikaten her bir mertebeyi i Nuriye'de Üstad Hazretleri Allah razı o kadar güzel manalar önümüze e, açmış, o kadar güzel adete adeta kainatı bir kitap yapmış. Kainattaki efendim e, zihayetlerden, zi hayatlardan, zi şuurlardan, nebatatlardan, hayvanlardan bunlara bakaraktan e, efendim hasbunallah ve nimel farklı manalar çıkarmış. E, evet buyurun 3. mertebe e, Has Nuriye hasbiyeden okuyalım inşallah. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak, ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda. Demek ki insanın, hocam ruhunda ne vardır? Ebedi saadete evet. namzetlik vardır. Çünkü natifelerinde bazen olur insan dünyanın dar, boğucu o hengamesi, o envacı içinde bazen böyle bir ferahlık ister ya. Evet. E, ruh daralır değil mi? Dünya işlerinden böyle bir ferahlık ister. Böyle bir saadet arar. Yani ebedi bir saadet arar. İşte o esnada ne diyor? İman terkini diyor. Daimi bir saadeti iman terkini diyor. Bir de tabii üstadım burada yaşamış olduğu hal. Yani onu da biraz okurken böyle o hali hayal etmek lazım. yani, Düşünüp daha iyi anlaşılması için. Biliyorsun Üstad hep sürgün hayatı yaşadı yani. Evet. Gurbet yaşadı. Ve evet. bir de son zamanlarında tabii çok hastalıkları vardı. Ya ve bir de mazlumiyet. Hep böyle mahkum zindanda, hapiste. Gurbetlerden gurbet. Yani böyle bir vaziyette yani bu ayetler ona öyle bir teselli, öyle bir nur, Allah. öyle imdadına yetişiyor ki muanevi, o haleti ruhiye içerisinde. Muhalevi kuvvet veriyor. Sadece kuvvet, teselli, ümit bu var yani. Başka Allah. bir şey yok. Ya. Yani dünyevi birisinden bir yardım istememiş. Evet. Kimseye müracaat etmemiş. Evet. Sadece Rabbine müracaat etmiş ya. yani. bak. Nasıl bir teslimiyet? nasıl bir teslim ya. Teslim. İşte orada Cenab-ı Hak kendisine nasıl imanı telkin ettiği o haller diyor. Ne dedi ya. şurada? Ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda of of'tan vazgeçtim, oh oh dedim. Fakat bu gayi hayal ve hedef ruh ve netice-i fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatın bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amellerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve aciz mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve hemmet vermesiyle olabilir. Düşünüp bu iki noktada. Yani şimdi Üstad Hazretleri burada mahlukata da bakıyor. Yani her şeyin sahibi her şeyi böyle bütün mahlukatın da tevekkül ettiği birisi var yani. Evet. Bütün onlara bakarken onların yardımına koşan evet. bir kadir Mutlak. Ya, ya. Bir de çok derin bir mana var. Şimdi Mehmet Hocam burada e, çok güzel bir mana geçiyor. Diyor ki: "Kavlen ve fiilen bilen, kaydeden, küçücük acizi mutlak olan insanı kendine dost yapan." Çok <laughs> derin bir mana. Küçücük insan zahiren ne ki kainatta. Bir, Sen, bir yani, nokta hükmünde. Dismaniye itibariyle. Dismaniye itibariyle ama mana itibariyle insanın çok, çok ehemmiyeti ya. var yani. Evet. Bak, o manaya geliyor. Kendine dost ve muhatap eden. Demek ki insan Cenab-ı Hakk'a dost, kainatta muhatapiyet bir insan ya. ya evet. kumandanı Azam insan eğer vasfesini bilirse. Halife-i Muhatap eden, bütün mahlukat üstüne bir makam veren. Her birisi ayrı bir dert. Bütün mahlukat üstünde bir makam veren. İnsan üstad bir yerde diyor, ey cismi küçük, cilimi büyük. Bak cismi, yani günah cihetiyle insan hakikaten e, hani büyük. bazen bir günahı diyor ya bir dişi daha kadar olacak. Yani günah ne neşet. Bir haseneyi diyor küçücük şey yapar ama diyor bir seyyyeyi diyor kubbe kubbe ya. yapması gibi insanın ya. mahiyetinde işte hayırda diyor eli kısa. Şerde ucuz, şey, uzun, uzun mesela. Uzun, uzun. evet. İnsan ibadet cihetinde de mağrifetulat'a melaikeleri geçebiliyor. Evet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün aslında makamları geçmesi bir mana beşeriyete yol açmış değil mi hocam? Evet. İnsanın e, makamı sabit bırakılmamış. Melaikeyle mesela hayvanatın makamı sabit ama insanın makamı Alay-ı illiğine de çıkabilir esferi. en üst mertebeye Hı. veya esfeli i safiline en alt mertebeye de düşebilir. Ya. Tedenni veya terakki arasında bırakılmış. Evet. Cenab-ı Hak bizi kadir ve dost eylesin diyoruz. Amin. Evet şükür. hocam. Evet hocam buyurun. Bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve hemmiyet vermesi olabilir diye düşünüp bu iki noktada yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanı veren bir izah istedim. Ne kadar güzel. Küçücük bir insan, zahiren aciz ve zayıf ve fakir. Fakat evet. mana alimde çok büyük. Yani nasıl bir mana? Evet. evet hocam. Yine o ayete müracaat ettim. Dedi ki, Hasbuna'daki na'ya dikkat edip, senin ile beraber lisan hal ve lisan kal ile kimler hasbunayı söylüyorlar Allah. dinle emretti. Allah Allah demek ki sadece insan söylemiyor. Sadece kimler insan söylüyor? Söylemiyor. Ya. İnsan gaflet, gaflet ediyor bazen. Bazen Anlatıyor. değil mi? Ya? Sadece sanki insan zikir ediyor. İnsan tesbih ediyor. İnsan sadece ibadet ediyor. Halbuki evet hocam. Birden baktım ki hadsiz kuşlar ve kuşçuklar. Allahu Ekber. Ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar <laughs> ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaçcıklar dahi benim gibi lisanı ı hal ile hasbunallah ve ni'mel vekilin manasını yad ediyorlar ve yağda getiriyorlar ki ya. bütün şerait-i hayatiyelerini hayatlarının bütün şartlarını tekeffül eden öyle bir vekilleri var ki. Evet burada hocam evet. E, pencerelerde malumunuz ve in min şeyin illa yusabiyyü bihamdi bütün kainat Cenab-ı Hakk'ı tesbih, ediyor. tesbih ediyor. Hani hocam dedi bazen gaflette biz göremiyoruz. Sanki biz sadece ibadet ediyoruz. Halbuki bu in min şeyin bütün kainat lisan hal ve yakale. Şimdi Yavuz Hocam bu gafleti biraz açacak olursak makam münasebetiyle insanlarda eksen kayması yani manadan uzaklaşma, her şeyi alemde madde cihetiyle değerlendirmesi, maddeyle hem hal ola 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 manayı artık aleminden uzaklaştı. Kabileşiyor maneviyata. Eksen kaymış yani. Yabanileşiyor. Yabanileşiyor evet. Yani. Onun için manaya bir sefer nüfuz edemiyor alemi hep alemi maddeyle her şeyi diyor maddede arayanların Gözü, manada manalı <laughs> kördür diye bir evet. mana var değil mi evet. Şimdi biz de manayı ifade edecek tefekkür cihetini canlandırmamız gerekiyor yoksa o tefekkür alemimizi canlı tutmazsak gaflet bizim her tarafımızı sarıyor Ya insanı dünyaya çağıran diyor çok emeller var. Çok sefret. Nefis ve şeytanı değil mi? Dünyanın o süslü şu şunu şu işte kötü arkadaşları onlar insanları, insanı sürekli çağırıyor, dünyaya teşvik ediyor yani. Üstad diyor, gaflet bir perde gibidir. Evet. O perde bazen kalınlaşıyor artık insan maneviyattan uzaklaşınca değil mi? Kuşlar, kuşçuklar bakın ya ne kadar güzel manlar değil mi? Cuman Hocam, ağaçlar, ağaççıklar. Ağaççıklar. Ya, yani bazen hani denizlerdeki katreler adedince diyor ya tesbih hatta. Yani kainattaki hiçbir şey nizamsız gayesi olmadığı gibi hiçbir şey başıboş değil, hiçbir şey vazifesini ihmal etmiyor tesbihini yapıyor. Haline, Şimdi Mehmet hocam söylerken e, müsaadenizle aklıma şey hı. geldi o Mesnevi'de bir yerde Üstad bahsediyor ya e, tefekkür gafleti izale eder diyor. Evet. Bir yerde öyle söylüyor. Bir başka yerde de e, medeniyet diyor insanın ruhundan dünyaya karşı çok menfezler açmış. Ya. O kadar menfezler açmış ki tamamıyla dünyaya böyle her şeyle dünyaya bütün bağlanmış. Bütün nazarıyla kalbi, ruhu, nazarıyla, aklı, evet, bütün dünya. Çok kuvvetli bir tefekkür imaniden sonra ancak o perdeler yırtılabilir diyor. Ya. Allah o küller kalkabilir yani insanın üzerinden. Evet. Çok kuvvetli tefekkür iman eden sonra. Evet. Şimdi elhamdülillah Risale-i Nur'da bize nereye baksak? Risale-i Musa diyor yani Asay Musa gün nereye baksak? Orada bize tevhid nurunu, ilahi böyle esmayı bize gösteriyor. Ve etrafımızdaki hakikaten kehanet kitabı dediniz ya biraz önce. Birçok bir, bir yerde üstadımız da söylüyor. Aslında her tarafın bir kitap okunması gereken bir mektup. Biz onu gafletten dolayı, o üzerimize atılan perdelerden dolayı göremiyoruz, okuyamıyoruz. Evet. Bir de su örneğini nazarabiliriyor üstadımız. Mesela künyanlarla diyor dağlardan borularla su getirecek. Diğeri de diyor sondajla. Her yerden, her yerden soruyor. risale Nur'da o menfez var işte. Evet. O evet. menfezi evet. iyi bulmak gerekiyor, iyi işletmek evet. gerekiyor. Ve bu aslında hakikaten madde ile dışarıdaki haramlarla, günahlarla her tarafta yaralı olan nev beşer ancak eczane Kur'an'ın nur damlalarından nur damlalarından istifade edebilir. Yoksa nasıl yani bu kadar tahribata karşı elbette öyle bir tamiratçı olacak ki deyim o yaraları etsin, manen onlara ilaç olsun yani. Yani şu acı içerisinde üstadın yaşamış olduğu şu hal biraz önce bahsettiğimiz ya yani hakikaten insanı ne teselli edebilir ki? Evet. İman. Yani. Evet. Ve düşünün aleme bir gelir. üstad bir dava adamı. Cenab-ı Hak tarafından vazifeli. Ve üstadın her an alemi ibadet, tefekkür, tezekkür, efendim nur davası böyle bir zat. Bakın ne diyor? O gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetler tazikiyle dünyadan alakamı kesmiş bırak. Böyle bir zat oradan hemen nura bağlıyor. Biz ki bakın böyle ibadetimizle acizane ne kadar şey yapabilirsek. Bak, dünyanın hengamesi içinde çırpınırken elbette bizim binler defa buna da daha çok ihtiyacımız var. Çok. Çok, Çok Evet, evet hocam, evet. buyurun. Birbirine benzeyen tekefül eden dediğinizi, yani tekefül eden öyle bir vekilleri var ki, birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabi çekirdeklerden, kuşların yüz bin çeşitlerini ve hayvanların yüz bin tarzlarını nebatatın yüz bin nevini, ağaçların yüz bin sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibasız birbirine karıştırmadan süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı, farikalı bir surette gözümüz önünde, hususan her baharda gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş bir dairede gayet çokullukla halk eder, yapar. Evet. Ne kadar güzel. Kainat bir ordu, yüz binlerce nebatat ayrı, hayvanat ayrı, onların neşri nema vermesi, onların tekrar çıkması. Bakın, zahir bir karmaşıklık var fakat iltibatsız. Ya. ya. İntizam. İntizam. Allah Allah. Şimdi Rahman suresinde de bunu e, ıı, osuncu lemada da üstadımız izah ediyor. Üç tane mizan ifadesi geçiyor orada. Evet. Mesela düzene, oluyor. işte intizama değil mi? O ahenge, o karıştırmamayı işaret ediyor yani. Bir elden idare edildiğini, bir yerden kumanda edildiğini, bu kadar yapılan faaliyetin bir tek zata mahsus olduğunu bize orada beyan ediyor mesela. Ya. Evet. Evet. E, gayet çoklukla halk eder. Kudretin azamet ve haşmeti içinde. Beraberlik ve benzeyişlik. Orayı okuyalım hocam inşallah. He. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde. Beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir. Ve böyle hatsiz mucizatı ibraz eden bir fiili rububiyete böyle hadsiz mucizatı ibraz eden bir fiili rububiyete ve bir tasarruf kallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Ve bütün bu mahlukat saydığı mahlukatları da bak yüz bin işte binler yani böyle hepsinin bir e, şeyi var. Tekefül etti. Vekil kıldığı birisi var yani. Evet. Değil mi? Hepsi evet. hasbuna Allah beni amel vekil demiş. Ya. Yani böyle müthiş bir şey. Ve Cenab-ı Hak hiçbir mahluku eksik bırakmamış yani. Birbirine karıştırmamış. intizamsız kalmamış. Her şey mükemmel. Evet. Hocam kocaman bir ordu düşünün. Kendi ordumuzu düşünelim. Kara kuvvetleri ayrıdır, hava kuvvetleri ayrıdır, deniz kuvvetleri ayrıdır. Ve kendi işlerinde yüz tane paylaşmışlar ayrılmışlardır. Evet. Ona rağmen bazen karışıklık oluyor. Evet. Bakın kainat muazzam bir ordu. Kara kuvvetleri, yeryüzü küreği arz dersek, hava kuvvetleri, semavat dersek, deniz kuvvetleri, bahirler, nehirler dersek... Her birisi milyonlarca bahsediniz 500 bin belki 500 milyon. Üstad milyon, milyonlarca alem diyor. 300 bin bir yerde 1 milyonca. O kadar alem hiçbiri birbirini bahsetti karışmıyor. Vahdetini evet. ve ehadiyetini de bize evet. gösteriyor. Ya. Hem vahdet hem ehadiyet olması. Evet. Ve buradan haşmet ve azamet de çıkıyor. Değil evet. mi? Yani haşmetini ve azametini gösteriyor. Allah Allah. Müthiş. Evet hocam buyurun. Sonra Hasmonadaki nada bulunan Ene'ye yani nefsime baktım. Gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Mucizane yapmış kulağımı açıp gözümü takmış, kafama öyle bir dima, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki, o dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın Nihayetsiz cilevelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış. Yapmış, yazmış. Kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Ya Allah'u ekber. Tarif de güzel yani maşallah. Ne ya kadar güzel değil mi? Yani, yani ya. İnsan anlatırken aciz kalıyor. Evet. Öyle bir göz, öyle bir kalp, öyle letfeler vermiş ve bu öyle bir dima öyle bir akıl vermiş ve bu gözün ve dimağın bu aklın istediği her şey kainatıdır. Allahu Ekber. Ya, her şey kainatıdır. Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerini, definelerini açacak, evet. anlayacak binler aletleri yaratmış. Ya, işte. Yapmış, yazmış. İnsanın vazifesini de görseydin burada. ya bak biz böyle bir varlığız. Var. Ve böyle bir vazifemiz var. Bakın bu kadar esma var yani kalkıp biz bu latbeleri sümme haşa gayrimeşru sepati günahı elbette bunun bir hesabı sorulacak yani. Olacak yani. Elbette muhasebesi olacak ha. Bu ne kadar latife vermiş ki. Diyor ki bu bütün rahmani hediyeler, atiyeler tartacak. Hem de rahmani hediye. Ve Allah'ın o hükmü esmayı keşfedecek. O ma'rifetullahı keşfedecek. O esmadaki sırları anlayacak latifeler Allah bize vermiş. En bahtiyar insandır ki o latifeleri kör o manaları hasret Değil mi hocam? Ha. Müthiş. Hakikaten. Bu evet, manaları... Çok çok okumak lazım herhalde. Yaratan ende. diyor bilmez mi diyor yarattığı şeyi değil mi? Yani mülk süresinde de geçiyor. Orada şimdi mesela insan e, öyle bir nazara e, şey yapıyor ki böyle kainata baktığı zaman kainattaki bu manaları eğer idrak edemiyorsa bir sefer kendini insan olmaktan bir gani olması lazım. Yani. Ya, Çünkü evet. akıl diye bir duygusu var evet değil mi? ...manaciyetinde manevi diye bir... ...kalp duygusu var değil mi? Yani bunu idrak etmesi, bunu hissetmesi... ...ferasetiyle değil mi? Onu bilmesi... ...bu hakikatlere teveccüh etmesiyle... ...yani alemini ne kadar... ...tefekküre yönlendirirse... Evet. ...bu manalar daha da çok... ...alemimizde yer ki bizi... Ma ...maddeyle... ...ne yapacak? Uzaklaştıracak. Maddeden bizi Hı. şey yapacak yani... ...bir farkın olacak yani. Çünkü... Sıfırı değerlendiren nedir? Yanına matematiksel olarak bir rakamını ilave edersek o değer kazanır. Bizde değerlendiren işte bu hakikatlerdir, İstamiyettir, ibadettir, imandır, değil mi? Ya. Tefekkürdür. Evet, evet hocam. Hem Kemal incizamla buradan devam edelim hocam. Buyurun. Hem Kemal incizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri ve batini hasseleri bu cismimde derc etmekle beraber gayet sanatlı bu cihazatı ve cevarihi ve hayatı insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar ağza ve aletleri bu vücudumda kemali hikmetle yaratmış. Ta ki nimetlerinin bütün nevilerini ve umum çeşitlerini bana tattırsın ve ihsas etsin ve hadsiz tecelliyatı esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin. Ve bu ehemmiyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu her müminin vücudu gibi kainata bir güzel takvim ve ruzname ve alem-i ekbere muhtasar bir nüshay enver ve şu dünyaya bir misali musaggar ve masnuatına bir mucize-i ashar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rububiyetinin kanunlarına ve icraat tellerine santral gibi bir mashar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine numune bahçesi gibi bir liste, bir fihriste ve hitabat Subhaniyesine anlayışlı bir muhatap yaratmış olmakla beraber en büyük bir nimet olan vücudu, en büyük bir nimet olan vücudu, o vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Ve o hayat ile o nimeti vücudum alemi şehadet kadar imbisat edebiliyor.'' Evet şimdi Üstad Hazretleri buraya kadar insana verilen manevi latifeler, manevi cihazatlar, hediyeler, atiyeler bunlar az çok acizane bahsetmeye çalıştık. Şimdi Üstad Hazretleri şimdi çok güzel bir pencere açıyor, pencere içinde pencere açıyor. İnsana neler vermiş? Hani insan diyor ki ben neye mazhar oldum bazen gafletten dolayı? Ne gibi nimetlere mazharım? Neden? insan bazen başkalarıyla kendisini kıyaslayınca veya efendim, maddi olarak üstlere bakınca sanki kendisinin bir nimete mazhar olmadığını veya başkalarına göre az bir nimete mazhar olduğunu insan idrak edebiliyor bazen gafletten dolayı. E, fakat üstad burada o kadar güzel pencere açıyor ki ve sanki dördüncü meseledeki bir daire gibi. Daire içinde daire, daire içinde daire. Bakın en başta neyden geliyor? En başta Cenab-ı Hak neyi vermiş? Hayat vermiş değil mi? Ve o hayat ile, oraya okuyalım hocam. Hem cemali intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri ve batini hasseleri bu cismimde derc etmekle beraber. Evet hocam. Alttan e, vücudumda büyütmek, çoğaltmak için hayatı verdi. Oraya okuyalım inşallah hocam. Hem vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi ve o hayat ile o nimeti vücudum alemi şehadet kadar imbisat edebiliyor. Evet Cemal çok derin değil mi? Alem şehadet kadar imbisat edebiliyor ya. ya. Evet. Evet hocam. Hem insaniyeti verdi. O insaniyet ile o nimeti vücut manevi ve maddi alemlerde inkişaf ederek insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem yani nebatat da olabilirdik. Efendim taş da olabilirdik, camit de olabilirdik. Fakat Cenab-ı Hak önce hayatı veriyor. Hayat sahiplerinden hayvanat da olabilirdik. Fakat hayat sahiplerinin içinde bir de ne veriyor? İnsaniyeti veriyor. Önce hayatı veriyor, hayattan sonra insaniyeti veriyor. İnsaniyetle nimet-i vücut, maddi manevi alemlerde inkişaf ederek insana mahsus duygularla. Bakın çok güzel yukarıda sayılan duygularla. O geniş sofralardan istifadeye ulaştı. Kainatta en çok istifade eden yine insandır değil mi hocam? Evet en çok tasarruf eden yine insandır İhtiyar sahibi olan yine insandır bakın insaniyeti vermekle bütün kainatta adeta bizi ne yaptırıyor bir anda kainata tasarruf sahibi yaptırıyor yani istifadeye ulaşıyor hem İslamiyeti bana ihsan etti o İslamiyet ile o nimeti vücut alemi gayb ve şehadet kadar genişlendi ne kadar büyük bir şey değil mi hocam bu nimet hem imanı tahkiki in'am etti o iman ile o nimeti vücut dünya ve ahireti içine aldı. Şimdi, Hem o imanda evet. Buyur ee, yani demek ki ahiret inancı İslamiyet olmayınca insan da dar bir dünyada yaşıyor. Yani. Ya. Yani. bu da onu gösteriyor değil mi? Evet. Ee, İslamiyeti bana ihsan etti. O İslamiyet o, o nimet vücut alemi gayb ve şehadet kadar genişlendi. Alem gayb ve şehadet kadar. Ya. Alem yani kaç Demek ki İslamiyet olmazsa 50-60'lık bir hayat, yeme içme. Dar bir Dar bir dünya. Bir Ve hayat. Belki yani ahiret olmasa, ahiret düşüncesi olmasa her şey bu dünya gibi nazayla bakıyor ya? Yani işte onu tanımazsa insanın zindanda yaşıyor gibi ya, oluyor yani. Evet, yani saraylarda hani da dar, da dar bir yerdesin sanki böyle. Ya, Kısa ya. bir hayatta iyi biçip lezzet alıp gideceksin, yok evet, olacaksın. Ya. Öyle bir algılan, algılayış var yani böyle. Allah'a göre. Hem iman tahki inam etti. En büyük nimetlerden bu zamanda birisi bu değil mi? Evet. İnsan taklidi iman elde ederse imanı tehdit edebilir yani. Ama iman tahki oldu mu her türlü dışarıdan gelen taarruza karşı dağlar gibi iman insanı muhafaza ederse inşallah. Evet. Ya, evet. Evet hocam buyurun. Hem imanı tahkiki inam etti. O iman ile o nimeti vücut dünya ve ahireti içine aldı. Hem o imanda marifet ve muhabbetini verdi. O marifet ve muhabbetle o nimet vücut içinde daire-i mümkünattan alemi vücuba ve daire-i esma-i ilahiye kadar hamdü sena ile istifade için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti. Marifet ve muhabbet. Üstad 20. Mektu diyor, marifetullah, muhabbetullah, Değil mi? en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman billahtır. Ondan sonra diyor marifetullah'tır. Ondan sonra diyor muhabbetullah'tır. Bakın kademe kademe geliyor. İman sağlam olunca marifetullah, muhabbetullah da değil mi Evet, şey evet hocam bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Buyurun hocam son yeri alalım inşallah. Hem hususi olarak. Hem hususi olarak bir ilmi Kur'an'ı ve hikmet-i imaniye verdi o ihsanı ile çok mahlukat üstüne bir tefevvuk verdi ve sabık noktalar gibi çok cihetlerle öyle bir camiyet vermiş ki ehadiyetine ve semadi ve samadiyetine tam bir ayna ve külli ve kutsi rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyet ile mukabele edebilen bir istidat vermiş. Ve enbiyalarla insanlara gönderdiği bütün mukaddes kitapların ve suhufların ve fermanların icmaıyla ve bütün enbiya ve evliya ve asfiyanın ittifakıyla bu bendeki bulunan emaneti ve hediyesi ve atiyesi olan vücudumu ve hayatımı ve nefsimi ayeti Kur'an'ın nası ile benden satın alıyor. Evet, evet. Değerli dostlar, bugünkü Kadir Gecesi özel dersimizi burada nokta alıyoruz. İnşallah sohbetimizi burada noktalıyoruz. alıyoruz. Evet hemen akıllara gelen sualler bu mübarek gecede, bu değerli gecede neler yapmamız gerekir? Ee, bu geceyi nasıl iyi etmemiz gerekir? Cumali Hocam buyurun bu geceyi e, dinleyicilerimize nasıl tavsiye edersiniz? Neler yapması gerekir bu gecede? Müsaadenizle Sadece Nur'da muhtelif yerlerde bahsediyor. Yani Kur'an'la diyor. Evet. Selavatla, tövbe istiğfarla, namazla, duayla inşallah. İnşallah. Böyle geçirmek lazım. Bir yerde bir hatıra var. Müsaadenizle onu buyurun. da kısaca bir şey yapayım bir abi anlatıyor üstadımızı gören bir abi İsmini hatırlayamadım şu an aklıma gelmedi böyle üstadı bir yerden bir yere sevk ediyorlar polislerle şeylerle zabıtalarla beraber otobüse biniyorlar üstad yine Ramazan günü 21. gecesi ne denk gelen bir günde diyor ki şoförden otobüsü durdurmasını arabayı durdurmasını istiyor müsaade istiyor bir şey konuşacağım diyor Şoför de böyle saygıyla duruyor yani şey yapıyor. Oradakilere diyor ki yolculara üstadımız bugün diyor Kadir gecesi olma ihtimali var diyor. Siz diyor ister misiniz diyor ahiretinize böyle azık göndersiniz. Hani diyor böyle bir iş olsa bir bir yerde şu işi yapsanız size şu kadar lira para verilecek büyük bir rakam bir şey söylüyor orada kıymetli bir şey. E, gider misiniz gitmez misiniz istemez misiniz diyor. Oradakiler isteriz diyorlar. Bakın diyor bir ayetül kürsi, üç ihlas okuyun diyor. Sizin diyor ebedi hayatınız, ahiretinize öyle bir azık olacak ki ne bu diyor. Işte Ve oradakilerin hepsi böyle sevinçle hepsi okuyor. Yani böyle orada küçük bir şey, tabi bir evet. başlangıç. Evet. Herkes imkanınca, ölçüsünce İnşallah. ne yapabilirse. Evet. Bu gece çok kıymetli. Dediğiniz yani biraz önce bin aydan daha hayırlı. Hayır. 80 küsur sene bir ömrü içinde barındırıyor. Yani son günler, tek geceler, hususen evet. bu gece Cenab-ı Hak değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Abi inşallah. Evet Mehmet Hocam buyurun. Sizin bu gece için söyleyecekleriniz. Şimdi üstadımızın burada güzel böyle tavsiyesi var. Kur'an'ı işte daha çok okuyup vilayet, kaza, nahiye ve köylerde Risale-i Nur'un yeni ve eski has talebelerinden her biri Ramazan'ın her gününde Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü okuyorlar. Maşallah. Mukabele değil mi? yani? Evet. evet. Yani Kur'an'la Elden geldiği geçtikçe istiğfarla ondan sonra efendim namazla ubudiyetle, cevşenle geçirmek. Bir de bu Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in nail olduğu değil mi? Ziraat ediliyor. Yani Kur'an ruhlara gıda değil mi? Kalplere şifa değil mi? Müminlere değil mi? Hüda ve rahmet. Rahmet kitabı olduğu için daha çok bu manaları düşünerek bu şeylerle geçirmemiz. Yani mala yani lüzumsuz böyle şeylerle kendimizi iştinab ettirmek. Dedikodudan, gıybetten, bilhassa işte haramlardan uzak durarak bu geceyi olabildiğince uykuda değil de kaim olarak, inşallah daim evet. olarak geçirmek i̇nşallah. yani. Allah razı olsun. Evet, değerli davetleri dinleyicileri, Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Artık son günleri idrak ediyoruz. Efendim bu yıl Ramazanımız buruk geçti. Neden buruk geçti? Bu yıl camilerimizden uzak kaldık. Teravihlerden uzak kaldık. Her ne kadar hanelerimizde, evlerimizde teravihlerimizi, tesbihlerimizi yapmaya çalışsak da o cemaatin umum sevabından, o cemaatin feyzinden mahrum kaldık bir manada. O sebepten dolayı şimdi kime sorsak der ki efendim Ramazanımız buruk geçti, istediğimiz gibi geçmedi. Fakat bir zat der ki siz kendi aleminizi nurlandırırsanız kainat da nurlu gelir size. Hakikaten üstad da öyle diyor. Her insanın bu dünyada hususi bir dünyası vardır. Biz böyle bir geceye girerken ailemizi hazırlamamız lazım. Nasıl ki bayrama günler öncesinden hazırlanıyorsak, nasıl ki efendim bir hayırlı güne önceden hazırlık yapıyorsak, nasıl ki bir düğüne aylar öncesinden hazırlık yapıyorsak, Kadir Gecesi'nden öyle hazırlanmak lazım. Ailemizi, çocuklarımızı, Yarın Kadir gecesidir. Yarın akşam evimizde ibadet edeceğiz. Yarın teravih kalacağız. Yarın Kur'an okuyacağız. Yarın beraber Allah'a el açacağız. Dergah ilahiye el açıp dua diye onların alemine, onların küçük dimalarına, onların ruhuna efendim evdeki hanımefendi, beyefendi bunları anlatıp önceden Kadir gecesine kalbimizi, ruhumuzu hazırlamamız lazım. Ki o akşam geldiği zaman bir anda televizyonu fişini çekip, telefonları elden alıp haydi Kadir Gecesini e, beraber geçirelim dersek o zaman zahiren onlara zulüm gibi gelir. Fakat önceden alıştıra alıştıra bu geceyi nasıl yapacağız diye istişare edip bu geceyi efendime söyleyeyim beraber ailece teravih kılıp, beraber el açıp, beraber ağlayıp, beraber dua ederek, beraber Kur'an'dan dualar, sureler okuyarak efendim bu geceyi idrak etmemiz lazım. Rabbim bu geceyi hakkıyla idrak eden ve bu gecenin sabahına affedilen kullar cümlesini bizleri ilhak eylesin. Evet, bu gece mübarek bir gece olduğu için programımızı dua ile kapatalım. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fert, Ya Hayy, Ya Kayyum ismi azam hakkına, Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şerefine, bu mübarek geceler hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine, Ya Rab kusurumuzu affet. Bizleri kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Ya Rab ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim ile. Ya Rabbi bu namazını hakkıyla idrak edemedik. Ya Rabbi bu geceyi hakkıyla yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi tevbe bismillah tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi nasuh bir tevbe ediyoruz sen tevbemizi kabul eyle ya Rabbi. Alemin. Ya Rabbi gaffar ismiyle günahlarımızı affeyle. Evet. Mağfiret eyle. Merhamet eyle. Allah'ım sen bağışlayıcısın, sen affedilsin, senin afu, gafur, rahman, rahim isimlerine sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi sana iticave teslim ediyoruz. Ya Rabbi huzuruna geldik, boynumuzu büktük, el açtık. Gel gerçi el açacak yüzümüz yok. Ya Rabbi günahımız çok. Ya Rabbi sen günahlarımızı afu mevfiret eyle ya rabbil ya Rabbi başımıza gelen musibetlere sebep olan günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Ya Rabbi sen kabul eyle ya Rabler mi? Ya Rabbi alemi İslam üzerindeki, Ya Rabbi ümmeti Muhammed üzerindeki, Ya Rabbi bütün kainat üzerindeki, Başımızdaki musibeti sen kaldır, röp eyle ya Rabbi'l-alemin. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü arzi ve semavi, her türlü zahiri ve dahili, her türlü şerlerden, her türlü belalardan, her türlü musibetlerden sen hafız ismine muhafaza eyle ya Rabbi'l-alemin. Ya Rabbi alem İslam'a hücum eden, Ya Rabbi mukaddesatımıza hücum eden, Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e saldıran, ya Rabbi İslam ve iman düşmanlarına sen fırsat verme ya Rabbi Lermin. mümkünse ıslah ile mümkün değilse kahar isimle kahar isimle kahru perişan eyle ya Rabbi Ya Rabbi İslam'a fütuhat ver ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e fütuhat ver ya Rabbi. Ya Rabbi ittihad İslam'ı bizlere nasip eyle ya Rabbi Ya Rabbi üzerimizdeki gaflet toprağını kaldır ya Rabbi Ya Rabbi bu gecenin her bir dakikası, her bir saniyesi, her bir anı değerlidir. Ya Rabbi o saniyeleri, o anları senin için bizleri bu geceleri hasretmeyi nasip eyle Ya mi? Ya Rabbi bu geceyi duayla, ibadetle, tövbe istihbarla, gözyaş dökerek geçiren kullarına neydi ya Yarabi ya okuduğumuz mukabeleleri, duaları, salavatları, evradı ezkarları, okuduğumuz dersleri dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Kabule şayan eyle ya Rabbi. Mucib isminde geri çevirme ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi vefat edenler var ya Rabbi. Vefat eden ya Rabbi bütün ehli imana maşrik ve mağrup arasında vefat eden bütün ehli imana rahmetinle ihsan eyle ya Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi, Ya Rabbi senin için gözyaşı töken, senin için zikreden, gecelerini senin için hasreden kullanılan eyle Ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi masum ümmet hürmetine, Ya Rabbi dilsiz hayvanat hürmetine, Ya Rabbi masum yavrular hürmetine, Ya Rabbi beli bükülmüş ihtiyarlar hürmetine, Ya Rabbi ümmet Muhammed'in bütün yaptığı dualar hürmetine ya Rabbi sana sığınıyoruz. Sana sığınıyoruz ya Rabbilerim. Ya Rabbi sen sıkıntılarımızı gider ya Rabbilerim. Ya Rabbi ruhumuzu daraltma, kalbimizi karartma bizleri darda koyup aratma kendinden başka kimseye ilaçtırma Allah'ım Ya Rabbi la yükellifullahu nefsen illa us'a sırrınca kaldıramayacağımız ağır imtihanlardan bizleri halas eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi gözümüzü haramlardan kulağımızı nahuş şeylerden dilimizi kıybetten muhafaza eyle Ya Rabbi. Lerimin. Ya Rabbi bize verdiğin latifeleri, bize verdiğin duyguları ve cihazatı senin yolunda harcamayı nasip eyle Ya Rabbi. Lerimin. Dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki edip öyle de izan edip ona göre hareketmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, sana hakimanda abdü ve asker olanlardan eyle ya Rabbi Ya Rabbi bizleri marifetullah pencerelerini aç ya Rabbi. Ya Rabbi peygamberimiz aleyhissalatü senden ne istemişse biz de senden aynısını istiyoruz ya Rabbi alemin. Ya Rabbi hayretimizi arttır ya Rabbi. Bizleri gafletten kurtar ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmetike taha ve yasin. Velhamdülillahi rübbelerimine el-Fatiha.